Deminden beri çiftlikte seni arıyorum abi. Hadi iç. Nedir bu? Avrupa'dan getirdiğim mütesekkin. Aa, istemem. İstemiyorum diye bir şey yok abi. İçmediğin zaman neler olduğunu görüyoruz. Çiftlikteki makineler için bir adam alayım diyorum. Ne adamı? Ufak tefek bir sürü tamirat işleri çıkıyor bire. Hem dünya para gidiyor, hem de makineler getir götür. Çok zor oluyor. Kendi ustamız olursa daha kolay olur diye düşünüyorum. Uğraşmayız. Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Gel bakalım Yasin Ağa. Oturmama müsaade var mı? Ne demek? İstediğin yere otur. Ne oldu? Senin canın sıkkın. Bugün Hafız Efendi'yi kovmakla iyi yapmadınız efendim. Anlaşıldı. Demek bunun için canın sıkıldı. Evet, sıkkın. Senin babanın, dedenin mekanları cennet olsun. Ben o rahmetlilerin değil Hacı'yı, Hoca'yı, kapıya gelen dilenciyi bile kovduklarını hatırlamam. Bak Yasin Ağa, benim Hacı'ya, Hoca'ya diyecek bir sözüm yok. Ama bu kabak Hafız denen adam var ya, dalavericinin teki. Tövbe deyin efendim. Hafız Efendi tekmil ünü memlekete yayılmış bir alimdir. Çağırın yeğeninize sor. Dışarıda ne konuşuyorlar? Anlatsın. Peki, peki, peki. Nesi gelmişti o bu sabah? Rüya müya bir şey dediydi. Muhterem bir rüya görmüş. Ramazan'dan ötürü. Nasıl bir rüyaymış bu? Anlat bakalım. Gözün aydın Zaloğlu. Ne olur? Senin evlilik işi oluyor galiba. Ne diyorsun kız sen? Evet. Yasin Ağa Muzaffer Bey'in odasına girdi konuşmak için. Allah'ına mı? Allah Allah. Bu salak oğlanla evlenecek kızı çok merak ediyorum. Aman nesine merak ediyorum. O da bunun gibi salak bir şeydir kesin. Kabak Hafız'ın rüyasına göre Cemşir'in kızıyla bizim Ramazan'ın evlenmesi gerekiyor ha? Yumurtaya can veren Allah'ım belli mi olur efendim? Bakarsın Ramazan muhterem bir insan olur. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Çağır Ramazan'ı. Yahut otur sen. Gülizar! Efendim! Ramazan orada mı? Buradayım Nali. Hafız seninle ilgili bir rüya görmüş. Rüya mı? Bilmiyorum. Haberim yok benim Nali. Kendisine ben söyledim. Söylemiş sana. Nasıl haberin yok? Çık hadi çık. Tamam Nali. Sen ne dersin hemşire? Elçi Cemşir yabancı sayılmaz. Her yıl bize ırgat getirir ama... yine de kızı bizim ailemize yakışmaz abi. Ne olacak canım? Belki evlenince adam olur. Kıza da evde bir iş falan verirsin. Gülizar'a yardımcı olur, tamam. Sen meşgul ol bu işte. Cemşir'le konuş, hallet. Birkaç kuruş da para verirsin. Nasıl birkaç kuruş? Canım, lafın gelişi işte. 1000 lira ver, hallet. Cemşir'in amele kızı değil mi sonuçta?
Anladım efendim.